Şimdi anladın mı bakalım? Yok. Yok amca. Ben kopya çekmeye karar verdim. Yoksa hayatta geçmem bu dersim. Yalan mı söyleyeceksin yani? Ama başka türlü kurtaramam kendimi. Asıl yalan söylersen kurtaramazsın, unutma. Öğretmen yalanını anlamayabilir. Ama her şeyi gören ve bilen biri var, biliyorsun değil mi? Yahu Ramazan, bu çocuğu da kendine benzeteceksin ha? Okuyup da ne olacak sanki? Ya ne olacak baba? İşgüzarlık yapıyor işte. Çocuk okumasını yazmasını bilsin, biraz da hesap kitap öğrensin yeter. Buyur baba. Sağ ol oğlum. Bu ev bize dar gelmeye başladı. Yarın Ramazan da evlenirse hepten sığmaz oluruz. Doğru dedim baba. E boş oda yok evde. Yeni gelin nereye gelecek? Şu bizim arsaya bir ev yapalım diyorum Yaşar. Ne dersin? Vallahi iyi olur baba. Tam köyün ortasında yer. Ama o arsa küçük değil mi? Nesi küçük canım? Yanında koskocaman bahçe var. Gepgeniş. Ali'lerin bahçe mi? İyi de satarlar mı bakalım? Ah! Sen kime çektin be oğlum? Ha? Akılsız oğlum. Bir de para mı vereceğiz oraya? Bu köyde ben bir şey almaya karar vereceğim de onlar da vermeyecekler. Bu köyü onlara dar ederim ben. Balkonlu bir ev olsun baba. Yazın otururuz serin serin. Tabii gelin. Köyün en güzel evini yapacağız. Yarın ilk iş gidip çevirelim evin yerini. Çevirelim baba. Buyur ana. Azıcık ara ver de gözlerin dinlensin. Sağ ol kızım. Ali gelmedi mi daha? Sabah erken çıktı ya. Gelir biraz da. Ne oluyor dışarıda? Çoluğan Sefer. Oğullarıyla bizim bahçeye kazık çakıyor. Hay Allah, ne işleri var bizim bahçede? Allah Allah. Yürü kızım yürü. Gidelim bakalım şimdi anlarız ne olduğunu. Bırak 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 ben bağlarım. Sen şu odunları bizim arsanın dışına at hadi. İyi. Yolu da kapattık baba. İnsanlar evlerine nasıl girip çıkacaklar? Tasana mı düştü tasası? Nereden girerlerse girsinler. He. Ya hiç girmesinler ya da girsinler bir daha çıkmasınlar. Kolay gelsin Sefer. Ne telaşı bu böyle? Buraya ev yapmaya karar verdik. Hadi yine iyisiniz. Komşu olacağız. İyi düşünmüşsün ama evin yerini şaşırmışsın. Burası bizim bahçe. Ne şaşırması Emine teyze? Burası bizim arsa. Bak, etrafını çitlerle çevirdik. Bana bak, çolağan Sefer. Zorbalığı bırakın da çıkın buradan. Burası bizim bahçe. Hayvanları da ürkütmüşsünüz. Ne oluyor orada ya? Gel, gel, gel. Eşkıyalar bastı burasını oğlum. Hayırdır Sefer gel. Emmi? Yolu niye kapattınız? Yol mol yok artık. Ev yapacağız buraya. Bu yetmiyormuş gibi. Bahçemize de girdiler oğul. Kendilerine ev bark yapacaklarmış. Bu köyde istediğim yere evimi yaparım ben. Olmaz öyle şey. İş oraya varacaksa hakkımızı korumasını biliriz elbet. Boyun eğecek değiliz. Gel de hakkını koru bakalım o vakit ha. Yaşar, Yaşar bırak. Yaşar. Dur. Yaşar yapma. Bırak. Gel aşkına ya. Dur. Nesiniz? Yalan Yaşar. Bırak. Bırak. Abi dur. Yaşar yapma. Bırak. Bırak bakayım. Yapma. Yapma dur. Yaşar dur. Yapma. Yapma dur. Bırak. Bırak. Yaşar dur. Bırak. Yapma. Ali iyi misin? Yanıma varlar. Ali bırakın oğlumu. Kiminle dövüş ettiklerini bilsinler. Geçelim hadi.
var mı? Ali, var. İyi misin Ali? Yanınıza kalmayacak bunlar haydutlar. İyisin. Haydutlar, yanınıza kalmayacak. Hadi yürüyün gidelim. Ali, iyi misin? Koş kızım koş. Pamukluğun bir şeyler getir de temizleyip saralım yarasını. Sen de bir yastık ver oradan. Heh, ver. Ah, elleri kırılasıcalar. Ah, ah, ver kızım ver. İyisin değil mi şimdi? Şimdi ne yapacağız ana? Göz mü yumacağız yaptıklarına? Ah ah. Himmet dayının da tarlasını almıştı bunlar böyle. Yıllardır köylünü kanını emiyorlar. Hiç kimse sesini çıkaramıyor korkudan. Ama artık susmayacağız. Yarın erkenden kasabaya gideceğiz. Mahkemeye vereceğiz çolağın Sefer'le oğlunu. Verelim ana. Madem laftan anlamıyorlar, hakkımızı devlet kapısında ararız. Hem şahidimiz de var. Halil her şeyi gördü. Çolağın Sefer mahkeme kağıdını alınca anlayacak kolay yutulacak lokma olmadığımızı. Arsada çalışırken acıkırsınız diye dolma yaptım size. Uğrayıp ayran da getireceğim. Sağ ol Pakize, sağ ol. Amca, hani bıldırcın önerdik yetişinle? Söz vermiştin bana. Sözümüz söz Ahmet, gideceğiz. Ama şu işimizi bitirelim önce. Ondan sonra ne istersen yapacağız. Yaşa amca, aslan amcam benim. Kim bu sabah sabah? Kim o? Postacı. Mahkeme celbiniz var Yaşar, hayırdır? Ne mahkemesi be, ne celbi? Şurayı imzalar mısın? Buyurun. İyi günler. Baksana, postacı bir... Mahkeme falan dedi. Celp melp dedi. Ne dedi bu ya? Ne dedi bu? Ver bakayım ver. Emine karısı dava etmiş bizi. Dediydim size baba. Ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok oğlum. Dava edince bir nane kazanacaklarını zannediyorlar. Görüşeceğiz bakalım. Yalnız şimdilik şu ev işine biraz ara verelim. Şu mahkeme işi bitsin önce. Ortalık bir durulsun. Ya sen bilirsin baba da... ...bu mahkeme işini nasıl yapacağız peki? Bir yolunu bulacağız elbet. Yoksa devlet kapısında işimiz zor. Neyse. Hadi gidelim. Mahkeme işi çıkınca ürktü galiba çolağın Sefer. Baksana gelen giden yok bugün. Anladılar tabii kaybedeceklerini. Oğlum, hemen rahatlamamak lazım. Bu Sefer kolay kolay pes edecek adam değil. Vardır bir düşündüğü. Ak koyun kara koyun mahkemede belli olacak ana. Görmek isterim o yılanın yüzünü mahkemede. Olayda bir darp varsa gidip sağlık raporu almak gelmedi mi aklınıza? Hiç düşünmedik hakim bey. Ama olayı anlattım. Aynen dediğim gibidir. Tamamı yalandır hakim bey. Kabul etmiyorum. Ne arsalarına tecavüz ettik ne de dediği gibi bir darp olayı oldu. Uyduruyorlar. Arazi bizim tapulu malımız. Ev yapmamı istemediklerinden
çirkefliğe vuruyorlar. Allah'tan kork Sefer Ağa. Göz göre göre nasıl yalan söylüyorsun? Bakın, bakın Hakim Bey. Hala izi var oğlumun yüzünde. İyi de hanım, nereden bileyim o izin bu olayda olduğunu? Elle tutulur hiçbir delil yok. Ama şahidimiz var Hakim Bey. Halil her şeyi gördü. Halil Babacan'ı çağırın. Peki efendim. Halil Babacan. Anlat bakalım ne gördün? Sefer ve oğlu Yaşar Mutlu, Emine ve Ali Doğan'ı darp ettiler mi? Sana diyorum. Cevap ver. Hayır Hakim Bey. Böyle bir şey olmadı kesinlikle. Ne demek Halil? Oradaydın. Gördün ya işte. Karışma sen. Otur yerine. Ya yalan söylüyor Hakim Bey, yalan. Bir daha sesin çıkarsa atarım dışarı. Otur. Hadi oğlum hadi. Gidelim artık. Gidelim baba. Size bakacak yüzüm yok. Ne deseniz haklısınız ama yapacak bir şeyim yoktu Ali. Çolağan Sefer tehdit etti beni. Aileni öldürürüm, evini başına yıkarım dedi. Boşuna ezilip üzülme oğlum. Sefer'le uğraşacak gücün yok. Lakin hata yaptın. Var git şimdi. Hadi oğlum gidelim. İşimizden gücümüzden kaldık. Varalım bir an önce de telafi edelim kaybımızı. Hadi. Gidelim baba, gidelim. Bu adamın yaptıklarını içime sığdıramıyorum ana. Üzülme oğul. Zalimin ettiği yanına kar kalmaz. Aman Allah. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Sefer. Canavar bu. Ana, burada da var. Canavar. Aman Allah. Anne, burada da var. Aman Allah'ım. Orada da var. Aman Allah. Allah'ın cezaları. Doymadılar zulme. Doymadılar daha. Canavar bunlar. Canavar bunlar. Leşleri görünce artık gıklarını bile çıkaramazlar baba. Çolağan Sefer'le uğraşmak neymiş görsünler işte. Yılanın başı Sefer, çık dışarı. Soysuz Sefer, kalpsiz Sefer, yetmedi mi zulmün? Soysuz! Alo! Çolağan Sefer'e başkaldırmanın ne demek olduğunu anlamışsınızdır artık. Çolağan Sefer! Kanun dinlemez, nizam anlamazsın. Ama zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var bilesin. Ne diyor bu be? Emine kadın, haddini bil. Sabrımı taşırma. İnmeyeyim aşağıya. Ana, yürü. Allah'ından bulsun. Yılan. Gel ana gel. Ya gidin işinize be. Allah'ım sen görüyorsun yürü baba, yürü halimizi. Allah Allah. Elim kalkmaz, gücüm yetmez. Sana havale ediyorum ya Rab. Sen nasıl biliyorsan öyle yap Allah. Akılları başlarına gelene kadar yapacağım bitmez. Mallarını, olmadı canlarını alacağız onların. Yarın o sefiller tarladan döner dönmez kahvede buluşacağız. Bütün mallarını heder edeceğiz onların. Tamam baba. Ramazan'ı alıp gelirim ben. Benden buraya kadar baba. Bundan sonra ortak olmam ben bu zulme. Ne demek ortak olmam? Aileni mi satacaksın lan? Ailemi satmak değil. Bu günahın altına giremem artık. Madem aileni satmak aklından geçer. Madem günahtan korkarsın. Mahkemede niye sustun o zaman rezil?
Kalkaydın ayağa da her şeyi söyleyeydin. Susarsın ya, susarsın. Bu günahın altına sen de girdin. Çıkamazsın artık. Yaşar, git bizim depoya. Hı. Gaz yağı bidonlarını al da gel. Elimiz ayağımız dolaşmasın. Olur babacığım. Ben satmam seni başkaları gibi. Satılmış köpek. Değişmiyor ana işte. Bu düzen değişmiyor. Atamız çekmiş, babamız çekmiş. Şimdi biz. Yarın da çocuğumuz çekecek. Neyse bir türlü değiştiremiyoruz. Her şey onların istediği gibi akıp gidiyor. Gitmez oğul, gitmez. Sığınacak limanı bilen gemiye tufan vurmaz evladım. Yeter ki sığınmasını bilelim. Madem aileni satmak aklından geçer, madem günahtan korkarsın, mahkemede niye sustun o zaman rezil? Kalkaydın ayağa da her şeyi söyleyeydin. Bu günahın altına sen de girdin artık, çıkamazsın bir daha. Çıkamazsın, çıkamazsın. Ben ne yaptım Allah'ım? O gariplerin vebalini kendi ellerimle astım boynuma. Of Allah'ım, sen yol göster bana. Allah'ım sen yol göster bana. Amca, Ramazan amca. Bıldırcın alnına zil yetti canım. Söz vermiştin ama. Bu Yaşar'da nerede kaldık? Size o tarlayı. Taci, Yaşar'ı gördün mü yok, bugün? Yok, görünmedi hiç. Sefer emmi! Sefer emmi! Sefer emmi, Sefer emmi! Ne oldu lan? Ne böğürüyorsun böyle deli danalar gibi? Ağam koş, Ramazan abi sağlık ocağında. Ne işi var orada? Ne oldu? Tüfekle kendini vurmuş galiba emmi. Ramazan! Oğlum! Ramazan nerede? Ramazan nerede oğlum? Dur baba dur. İçeride şimdi. Ne oldu ona? Söyle oğluma ne oldu? Ahmet'le ava çıkmışlar. Kazara kendini vurmuş galiba baba. Ne? Doktor! Doktor ne oldu? Oğluma ne oldu? Söylesene ne oldu? Ramazan sizlere ömür Sefer Bey. Oğlum! Ramazan! Ramazan'ım, Ramazan'ım öldü, evladım öldü Ramazan. Oğlum benim bu. Buyur baba. Sağ ol kızım. Ölüm ateşli silahlı olduğu için savcı otopsi istedi baba. Yarın da olay yeri incelemesi yapacaklarmış. Ya yıllardır ava da çıkar bu çocuk. Kendini vuracak kadar da tecrübesiz değil ya. Ahmet,
görmemiş o an ama... Bana kalırsa intihar etti baba. Cenazesini alınca en güzel yere gömelim yiğidi mi? Son gününde dargın düştük. Son vazifemizi iyi yapalım bari. Yapalım baba, yapalım. Ahmet! Oğlum! Çocuk da kötü oldu tabii baba. Olay tam burada vuku buldu değil mi? Evet savcı bey. Burada olmuş. Son zamanlarda bir derdi, sıkıntısı var mıydı? Yani intihar için bir neden? Yoktu. Vardı. Sadece size mi açtı? Evet. Yani bir kız mevzu. Kız bunu istemiyormuş galiba. Çok dertliydi. Başka bir şey daha var ama bu daha özel. Söyle bakalım delikanlı. Tüfek ateş aldığında amcanı gördün mü? Görmemiş savcı bey. Uzaktaymış. Tüfek sesi gelince koşup bakmış. Sonra da zaten hemen eve geldi bana. Ben de koşup geldim. Bulduğumda tüfekle elinde kanlar içinde yatıyordu. Komutanım rapor geldi. Savcı bey otopsi raporu gelmiş. Bulduğunuzda tüfek... Elindeydi değil mi? Evet beyim. Böyle göğsüne tutmuş yatıyordu. Küçük gel bakalım böyle sen. Çocuk çok etkilendi yalnız savcı bey. Yani... Gel bakayım oğlum hadi. Amcanla aranız nasıldı Ahmet? Çok iyiydi. Hep beraber dolaşırdık. Onun vurulduğunu görünce babana haber vermek için doğru tarlaya koştum değil mi? Baban ne yapıyordu tarlada? Çalışıyordum. Ya. Peki o gün hiç bıldırcın avladınız mı? Yok zaten yeni dermiştik. Hiç ateş etmemiştiniz o zaman. Bir el mi silah sesi duydun? Bak evladım, bu rapora göre tüfek uzaktan ateşlenmiş. Yani amcanın kolları o kadar uzun değilse onu biri vurmuş. Tüfek o zamana kadar hiç ateşlenmedi dedin. Ama amcanın vücudundan iki fişek dolusu saçma çıkmış. Yani kendine nasıl olur da iki kere vurur, değil mi? Baban o sırada evde olduğunu söylüyor. Sen tarladaydı dedin. Yani biriniz yalan söylüyor. Her iki şekilde de eğer baban burada yoksa onu sen vurmuş olmalısın değil mi? Hayır ben vurmadım. Vurmadıysan neden yalan söyledin? Vallahi yalan değil. Baban mı yalan söylüyor? Hayır. Bak delikanlı. Burada ya seni ya da babanı hapse göndereceğim. Benim işim mutlaka birini suçlamak değil, suçlu olanı bulmak. Şimdi gözlerime bak. Ve doğruyu söyle. Sen mi vurdun
baban mı? Bundan sonra beni kimse engelleyemeyecek abi. Gidip her şeyi açık açık anlatacağım jandarmaya. Üşüyerek gidemezsin lan. Gebertirim ulan seni. Gebertirim. Kendine gel. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Baban mı vurdu? He? Söyle. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Çekil önümden. Bana bak Ramazan. Öldürürüm diyorum lan. Öldürürüm lan. Bunu yapmayacaktın bana Ramazan. El kaldırmayacaktın bana. Dur lan dur. Gitmeye kalkarsan vururum lan seni. Vuramazsın abi. Vuramazsın. Vuramazsın. Vuramazsın abi. Sizin gücünüz ancak garibanlara yeter. Vuramazsın. Ramazan! Sana havale ediyorum ya Rab. Sen nasıl biliyorsan öyle yap Allah. Yalan mı söyleyeceksin yani? Ama başka türlü kurtaramam kendimi. Asıl yalan söylersen kurtaramazsın, unutma. Öğretmen yalanını anlamayabilir. Ama her şeyi gören ve bilen biri var, biliyorsun değil mi? Amcanı sevdiğin de yalan herhalde. Yoksa en azından onun için doğruyu söylerdin. Ahmet, amcan için söyle. Baban mı vurdu onu? Evet, evet, evet. Gel bakalım. Seni Ramazan Mutlu'yu öldürme suçundan tutukluyorum Yaşar. Takın kelepçeleri. Hayır. Hayır. Ben vurmadım. Yaşar. Sen mi vurdun oğlum? Yürü. Hadi. Dur, yürü. Götürmeyin beni. Ben vurmadım baba. İsteyerek oğlum, yapmadım. Yürü. Durun. Yürü. Yürü. Götürmeyin durun, oğlum. Yemin ederim. İsteyerek yapmadım oğlum, ben. Oğlum götürmeyin. Yürü. Durun. Baba ben yapmadım. Nereye götürüyorsunuz oğlumu? Bırakın beni. Ben yapmadım. Durun. Allah aşkına durun. Baba. Baba izin verme götürmelerine beni. Baba. Baba. Götürmeyin oğlum. Baba izin verme. Niye götürüyorlar Yaşar'ı? Kardeşini o öldürdü. Götürmeyin. Götürmeyin. Oh, iki evladım da gitti. Allah'ım. Yiğitlerim benim. Yiğitlerim benim. Hadi Sefer emmi gel. Allah sabrını verir. Sefer emmi. Hadi Sefer emmi. Gel gidelim. Hadi. Hadi Sefer emmi. Hadi kal. Metin ol. Allah sabrını verir Sefer emmi. Hadi kalk Sefer emmi. Kalk gidelim. Metin. Sefer emmi. Hadi. Çolağan Sefer'e başkaldırmanın ne demek olduğunu bellemişsinizdir artık. Çolağan Sefer, kanun dinlemez, nizam anlamazsın. Ama zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı var bilesin. Ne diyor bu be? Emine kadın, haddini bil, sabrımı taşırma, inmeyim aşağıya. Anne,
Yürü. Allah'ından bulsun. Yılan. Hadi anne. Gel. Allah'ım sen görüyorsun halimizi. Elim kalkmaz. Gücüm yetmez. Tamam anne. Sana havale ediyorum ya Rabbi. Sen nasıl biliyorsan öyle yap Allah'ım. Hadi. Hadi Sefer. Kalk. Hadi Sefer. Hadi. Allah sağlığını verir. Sevgili seyirciler, kamu vicdan dediğimiz toplumun sağduyusu da üzerinde dikkatle gözlenmesi gereken bir konudur. Selim ve dengeli aklın öne çıktığı, duygu ve iç derinliklerinin yaşandığı bir toplumun değer ve tavır yargıları hemen hemen her zaman isabetli sonuçlara varmıştır.